Herkese merhabalar. Harika bir Hatay Harbiye dürüm videosuyla karşınızdayız. Burası BP'den, yani Sümerlerden sonraki BP'den Harbiye yolunda. Az ileride şöyle göstereyim. İboşef Harbiye mutfağı. Çok güzel bir Hatay Harbiye dürüm yapacağız bugün. Tamam, hemen başlayalım. Önce Harbiye dürümün en güzel özelliği soğanımızın taze kıyılması. Soğan kıymakla başlıyoruz. İnce olacak şekilde. İnce olacak ve anında olacak. Evet, yani anında. Soğanımızı ince kıyıldığı için daha önceden yaptığımız zaman sulanıyor. Kokabiliyor maalesef. Evet. O yüzden sipariş üzere elden geldikçe taze doğramaya gayret gösteriyoruz. Onun yanı sıra maydanozumuzu kıyıyoruz. Ondan sonra bunu sunmakla harmanlamamız lazım. Ya ustam inan zaten böyle soğan piyazı da diyorlar, zerzevat da diyorlar. Evet. Köşede böyle bekliyor gördüğüm zaman benim moralim bozuluyor. Evet. Ya elden geldikçe tabii ki öncelikle... Ya çok ciddi bir yoğunluk olduğu zaman zaten hemen gideceği için yaparsın. Bir de elbette bu işi sevenler yapmalı. Severek yaptığınız zaman zaten müşteri sizi görmese de siz vicdanen ona beklemiş ürünü vermekten kaçınıyorsunuz. Evet. Şöyle sunmamızı yedirdikten sonra anlık olacak şekilde yetecek miktarda maydanoz ekliyoruz. Şunları hazırlarken etimizi atmamız gerekiyor artık. Hatay'da genelde dana eti sevildiği için biz kıymamızı dana kaburgadan orantılı bir yağ miktarınca ayarlayıp kendimiz çekiyoruz. Domates ve biberi de anlık pişirirseniz muazzam bir lezzet oluyor. Şunlar pişirdi olsun. Peki Harbiye dürüm dediğimiz şeyin içinde yani etin farklı bir özelliği var mı? Yani aslına bakarsanız Harbiye dürüm genel anlamda yaz ayının domatesi ve ustalığın yanı sıra malzemenin kalitesiyle ipek pul biberi kullanıyoruz biz Harbiye dürümün içerisine. Evet. Ateşi gördüğü zaman kırılmadan kızarıyor. Muazzam bir kokusu da var. Maraş biberiyle yapılıyor. Şöyle şunları alalım. Harbiye dürümün ekmeğini harlı bir ateşte kızartmazsak kırılıyor. O yüzden ateşimiz harlı ve kırmızı olmalı. Etlerimiz pişerken dürüm ekmeğimizi hazırlıyoruz. Evet. İpek pul biberimiz. Tabii ki ustalık da çok önemli ama malzeme kalitesi yine muazzam bir fark yaratıyor. Pul biberin kalitesinden kaçındığınız zaman illaki midede yanma yapar. Ama orijinal pul biberi kesinlikle herhangi bir yanma, mide ağrısı yapmaz. Sıcak suyla bunu yumuşatıyoruz. Şu şekilde. Yani burada acıdan veya biberden, salçadan korkmayın yok, diyebiliyoruz rahatlıkla. Hayır, rahatlıkla yiyebilirler kesinlikle. Herhangi bir ağrısızı sancı yapmaz. Eğer pul biberiniz kaliteliyse. Şöyle ekmeği yağla yaptıktan sonra böyle kenarlarını almamız gerekiyor. Harbiye dürüm kalem gibi olmalı. Evet. Şöyle kenarını aldı. Ekmek miktarı müşteriye göre değişebiliyor. Normalde de 2 şiş kullanıyorsun. 2 şiş, 120 gram. Şişin tanesi 60 gramdan oluşuyor. 120 gram. Evet, bunlar dürümün içerisindeki porsiyonlarımız. Tabii ki tabakta değişiyor. Şu şekilde. Arkası önü her yeri kıpkırmızı oldu. Aşırı şimdi sürerseniz dürümümüz bir türlü sertleşmez, dik durmaz. Ama kıvamınca sürdüğünüz zaman ekmeğimiz kıtır kıtır, az sonra göreceğimiz üzere. Evet. Kıtır kıtır kalem gibi bir dürüm yapacağız. Dürüm bitene kadar sıcak olmalı.
O yüzden mümkün oldukça etimiz tamamen pişene kadar domatesimizin ateşte kalması gerekiyor. Domatesimizin, biberimizin ateşte ateş gibi gelecek diyorsun durum. Evet. Aynen. Kesinlikle tadı öyle çıkar. Tadı öyle çıkar. O leopar desenini göreceğiz. Evet. O çıtırını hissedeceğiz yerken. Tabii. Onun sırrı da ızgaramızı ateşe göstermemiz gerekiyor. Izgaramız soğukken ekmeğimizi ateşe verirsek kırılarak pişmiyor. Ama ızgaramız sıcakken o leopar desenini göz göz kızarmış ekmeğimizi göreceğiz inşallah. Usta sen çok gençsin ama bayağı bir bilgi evet. birikim şey. Evet evet. 8 yaşında bu işte tanıştım. 8 yaşında. Evet. 8 yaşında. Şu an 29 yaşındayım. 21 yıldır bu işi yapıyorum. Vallahi helal olsun. Evet. Zaten belli. Çok uzun yıllar yaptım. Biberimiz pişti. Biberimizden. Acı severlere ekstra acı ekliyoruz. Sizinki nasıl olsun? Orta olsun. Orta olsun. Yani. Biberimiz samandağ biberi olduğu için yakar. Yakar evet. Biberimizi soyuyoruz. Ama bunun da ilginç kısmı yine aynı şekilde mideye zarar veren bir... Rahatsız etmiyor. Evet evet. Yok. Genel farklı anlamda, bir acı evet. yediğimde ben uyuyamam mesela. Evet evet doğrudur. Genel anlamda dediğim gibi az önce de dediğim gibi ustalığınız ne kadar iyi olursa olsun bunun malzemenin kalitesiyle birleştirmek gerekiyor. Şu şekilde şimdi etimiz pişmek üzere ızgaramızı ne yapıyoruz? Önce ısıtıyoruz. Izgaramız sıcak olursa ekmeğimiz kırılmadan kızaracaktır. Evet. Şey oldu bu ders niteliğinde evet, biliyorum. Evet, evet. Domatesimizi soyuyoruz ama yine de ateşten çıkartmıyoruz. Ekmeğimiz kızaracak. Yine domatesimiz ateşte beklemeli. Atıyoruz. Başka ne ürünlerimiz var? Ne yapıyoruz abi burada? Başka... Genel anlamda harbiyemizin birçok çeşidini burada insanlara biraz daha uygun fiyata sunmaya çalışıyoruz. Tavuk pirzolamız var. Bonfile etinden kuşbaşımız var. Tavuç dilim dediğimiz but etimiz var. Göğüs etimiz var. Kanat etimiz var. Yani kebap adına her şey mevcut. Şöyle yerinden kıpırdatmadan bakmamız lazım. Altına ısıyı kaybetmemeli. Domatesimiz dediğim gibi sürekli ateşte durmak zorunda. İyi bir harbiye dürüm sıcak olmalı ve bitene kadar sıcak kalmalı. Domatesimizi çıkardı. Ekmeğimiz hazır çünkü. Ekmeğimizi son defa kontrol ettik. Gördüğünüz gibi göz göz nar Harika gibi kızardı. Evet. Şuraya bırakıyoruz. Ekmeğimizi açtıktan sonra şöyle içini de çekelim. Şu en önemlisi domatesle birlikte o ateş gibiyken evet, onu yiyecek. Evet. Tuzu domatesimize indirmek. Şöyle biberimizle birlikte iyice inceltiyoruz. Domates, biber ve tuzun uyumunu zaten biliyoruz. Yakışmayacağı bir şey yok. Evet. Şöyle koyuyoruz. Bir kısmını dışarıda bırakıyorum. Bu benim kendi stilim. Şöyle etlerimizi çıkarttık. Yine sıcak. Şöyle çift çiş et kullanıyoruz. Taze doğradığımız, yaptığımız soğanımızı ilave ediyoruz. Dileyene ezme zerzevat seçeneğimiz de var. Şöyle koyduk. Ve ufak dokunuşlar inanılmaz lezzet katar. Şöyle ufak bir limon gezdirdik. Evet. Şöyle sarıyoruz. Sardıktan sonra bir daha ateşe koyuyoruz. Şunların hiçbirini ziyan etmiyoruz. Az sonra işimize yarayacak. Çok güzel. Bırakacak şekilde sarıyoruz. Ondan sonra asıl şu an en alıcı noktamız bu. Görüntüsü. Bizim insanımızda önce göz sonra karın evet. önemli oluyor. Şimdi biz biraz daha bunu
biraz daha böyle dayanılmaz bir hal verelim. Şöyle ipek pul biberimizi yedirdikten sonra şöyle. Ya bunun kötü olma ihtimali var mı? Gözünü seveyim. Şaka yapıyorum. Böyle domatesi üstünden taşacak. Ellerine sağlık usta. Rica ediyorum, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Mevsimde hangi turşular varsa ona ilaveten bugün salatalık eklemişiz. Havuç turşusu yapıyoruz, lahana turşusu yapıyoruz. Siz yapıyorsunuz. Evet, evet. Çok güzel. Çelem turşumuz var. Hı-hı. Onu da biz yapıyoruz. Şöyle salata veriyoruz yanına. Abuhannücümüz var yanında. Evet. İkram olarak. Yer çekimini Nevton, yer çekimine meydan okuyan dürümü ben buldum. Ellerine sağlık. Ben dayanamıyorum o zaman, dalıyorum. Evet, yer çekimine meydan okuyan dürüm dedik. Çok sabırsızlanıyorum. Harika bir şey. Harika. Yani tabii ki mevsimsel yani. Domatesin daha güzel olduğu dönemde daha güzel olacaktır. Yani bütün mezar aslında yazın daha bir aromatik oluyor. Gayet iyi. Turşuyu kendileri yapıyor. Gelelim fiyatına. Yani bu temizlikte, bu özveride böyle dolu dolu bir dürüm. İki et var içinde, çift etli. Toplamda 120 gram et yiyorsunuz. Yanına turşusu, salatası ve mezesiyle birlikte 25 lira. İnanılır gibi değil yani. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.